Merhaba arkadaşlar, sorumuz P1000 ile ilgili. Nikon P1 kuş fotoğrafı çekmek için yeterli olur mu? Çok yeni bir kamera olmamasına rağmen P1000 ile ilgili çok fazla soru geliyor. Değinmeden olmazdı. Ben yaklaşık 5 sene önce P1000 satın almıştım ve 1 sene kadar kullanmıştım. Ama amacım fotoğraftan ziyade video çekmekti. Hep söylediğimi yine söyleyeyim. Siz fotoğraf için uygun şartları sağlarsanız her ekipmanla güzel sonuçlar alırsınız. Daha iyi ekipmanların farklı yönde artıları, avantajları, kolaylıkları olacaktır elbette. P1'in öne çıktığı konu yüksek zoom kapasitesi. 35 mm karşılığında 24-3000 mm aralığı gibi müthiş bir esneklik sunuyor. Kanalımda P1 ile yaptığım birkaç zoom testi videosu vardı. Gerçekten ortaya koyduğu sonuçlar şaşırtıcı. Zaten bu özelliğiyle düşük bütçeyle yaban hayatı, kuş fotoğrafı, hatta astrofotoğrafçılığa merak duyan arkadaşların ilgisini çekiyor. Yanınızda taşıması kolaydır. Kalabalık bir ortama girdiğiniz zaman 500-600 mm lensler gibi bütün dikkati üzerinize çekmez. Avantaj sağlar, hafiftir de. Pili 1 saatin üzerinde bir kullanıma izin veriyordu diye hatırlıyorum. Çok yüksek bir fiyata sahip olmayan bataryalardan alarak çekim sürenizi de uzatabilirsiniz. İnternette başarılı ay fotoğrafları, hatta Satürn'e çekilmiş fotoğrafları görebilirsiniz. Bunları tek bir kompakt kameranın size sunması müthiş bir avantaj. Üst düzey beklentiniz yoksa tabii ki. Kameranın optik sabitlemesi çok başarılıdır. Beni belki de en çok etkileyen özelliği o olmuştu. 3000 mm çok ciddi bir değer tabii. Triposuz kullanım zor. Ancak zor koşullar için büyük bir destekleyici oluyor bu VR sistemi. 4K 30 FPS videolar kaydedebilmesi P1'in diğer bir artısıydı. Ve dediğim gibi bu konu benim onu alma önceliğimdi. Arka ekranın kapanabilir yapıda olması taşırken çizilmelere, kırılmalara karşı avantaj sağlıyor ki bu ekran tipini ne kadar sevdiğimi ve doğru bulduğumu takip edenler bilecektir. Buraya kadar tamam. Ancak 1/2.3 inçlik sensör ISO başarısını ve sonuç ürünlerin kalitesini etkiliyor. Yüksek zoom kapasitesi de biraz bu sensör küçüklüğünden geliyor aslında. DSLR kameralardaki crop sensör konusu gibi düşünün. Bir de artık günümüz için 16 megapiksel biraz yetersiz kalabilir. Her şey demek değil elbette ama kararınızı verirken göz önünde bulundurun derim. Ben P1'i aldığımda D500 ve 500 mm f4 lens kullanıyordum. O yüzden fotoğraf amacıyla kullanmadım pek. Ama iyi ışıkta güzel sonuçlar verebiliyordu. Düşük odak uzaklıklarında şu anki güncel telefon kameraları yazılımları sayesinde daha iyi sonuçlar da üretiyor olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Yukarıda tripod kullanımından bahsetmiştim. Bir konuyu belirtmem lazım. P1'in tripod bağlantı noktası gövdenin ana kısmının tam altında kalıyor. Bu da özellikle yüksek zoom seviyelerinde tripod kullanımını çok zor hale getiriyor. O nedenle P1 alacaksanız zoom lensler için üretilmiş bazı aparatları değerlendirmenizi öneririm. Manfrotto'nun bir ürünü vardı bununla ilgili. P1'in öne çıkan özelliğinin zoom kapasitesi olduğunu söylemiştim. Burada ihtiyacınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Ulaşılması zor yerlere fotoğraf çekmek gibi bir önceliğiniz varsa P1 iyi bir seçimdir. Ancak yüksek kaliteli sonuçlar hedefliyorsanız sonuçların sizi çok tatmin etmeyeceğini belirtmeliyim. Sensörün küçük oluşu, çekilen fotoğrafların lezzetinin büyük sensörlü, DSLR ya da aynasız kameralardan uzak kalmasına neden olacaktır. Tabii ISO konusunu da söylemiştim az önce. Toparlarsak Nikon P1000 alınır mı? Amacınızı doğru belirlediyseniz kesinlikle alınır. Ben fotoğraf öncelikli bir hedefim olmayışı, video konusunda da daha özel, daha üst düzey beklentilere girdiğimden dolayı P1'i satmıştım. Kullandığım dönem boyunca edindiğim tecrübeleri size aktarmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka sorularınız varsa bana yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.